Merhaba efendim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Birinizin kanadığını düşünün. Damardan meydana gelen kanama hemen vücutta bir reaksiyona yol açar ve bu kanamanın durdurulması için pıhtılaşma hücreleri ve pıhtılaşma sistemi devreye girer ve bu bölgeyi kapatırlar ve damar kısa sürede iyileşir ve eskisi gibi olur. Vücudumuzda pıhtı olmaması gerekir. Pıhtı eğer olursa bu sefer de pıhtlaşmayı çözecek olan eritecek mekanizmalar harekete geçer ve oluşan pıhtı ağlarını ortadan kaldırır. Hem pasılaşma hem pasılaşmayı eriten sistem çok ince bir denge halinde çalışır. Bizim en çok korktuğumuz şey bacak toplardamarındaki pıhtı yani ven trombozudur. Ve ven trombozunda bacakta oluşan pıhtı birikerek yukarıya doğru ilerler ve ilerleyince de bacakta ağrı, ve hatta ve hatta çok bariz bir şekilde görüldüğü üzere bacakta bir çap değişikliği meydana getirir. Aynı zamanda renk değişikliği olur. Öbür bacakta karşılaştırıldığı zaman bu derecede büyük bir fark vardır. Bu pıhtı daha sonra kalbe ve kalpten akciğere gider ve akciğerin bir bölümünü tıkar ve tıkadığı bölümün fonksiyonları ortadan kalkar ve bu da çok şiddetli bir nefes darlığına yol açar. Hatta hastanelerde çok gizli ve sinsi bir şekilde yatan hastalarda ani ölümlere yol açabilir. Bu öyle bir şeydir ki Hasta bir anda elinizden kayıp gider, hiçbir şey yapamazsınız. Çok tehlikeli bir durumdur. İşte bu durumda kullanılan D-dimer denilen bir test vardır. Bu pıhtıların yıkım ürünlerinden bir tanesidir. Yani vücutta pıhtı olduğunun göstergesidir. Genelde 516 normal olarak kabul edilir. Özellikle Covid-19 hastalarında hayatını kaybedenlerde 2500'ün üzerine çıktığı görülmüştür. Ve gene COVID'li hastalarda troponin I denilen Neokart enfaktisinde yükselen enzimde bir hayli artmış bulundur. Dolayısıyla bu hastalarda %6 ila %30 oranında akciğere pıhtı atması ve hayata mahalle olacak bir komplikasyon vardır. Bu yüzden kan sulandırıcı iğne veriliyor. Peki evde COVID'i geçirenler ki birçok hasta oldu son zamanlarda bu tablo içerisinde. Onlarda bir müddet kan sulandırıcı iğne kullanılıyor. Ama bu kan sulandırıcı iğnenin süresi biraz değişken. Ne kadar süre kullanılacağı konusunda pek bir bilgi yok. Bazıları diyorlar ki bunu 30 güne kadar kullanılabilir. Eğer bu dönemde yani COVID'i evde geçirdiyseniz ve değdimleriniz yükselmişse o zaman akciğerde acaba gizli bir pıhtı var mı diye bir şüphe söz konusu oluyor. Ve bu şüphenin sonucunda da kişilere bu sefer bu 30 günün aşan dönemlerde de kansulandırıcı sulandırıcı iğne değil ama kan sulandırıcı hap verilebileceği yönünde bir takım görüşler var. Ama bu görüşlerin hiçbirisi standart bir görüş haline dönmedi. Yani bunlar tamamıyla deneye dayalı olan bir takım öneriler. Genelde hatırlatalım 500'ün altında olması lazım dediğim yer. Ama genelde küçük bir hesap var. O da şu yaşla onu çarparsanız normal değeri ortaya çıkıyor. Yani 70 yaşında bir kişi için 700 sınır. Dolayısıyla uzun süreli kan kullanmaya gerek yok. Korkulduğu için bu kan ilaç devamlı verilebiliyor. Ama normal sınırlarda olduğu müddet içerisinde bir sıkıntı olmuyor ve hatta tomografi çektiğinizde dahi hiçbir problem görülmüyor. Efendim sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.